Malatya Kültür Sanat TV'den bu akşam Ceylan Hanım'la beraberiz. Kulis öncesi Ceylan Hanım'la söyleşi yapacağız. Kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ceylan Hanım, Malatya'ya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Malatya'ya ilk defa mı geliyorsunuz Ceylan Hanım? Daha önce Malatya'ya gelmiş miydiniz? Malatya'ya bir kere geldim ama iş için gelmedim. Hani uçak mecburiyetiydi. Vakit varken de böyle bir çarşıda dolandım. Öyle diyeyim yani, dolaştım. Malatya'yla ilgili izlenimlerinizi alabilir miyiz peki sizden? Ben Malatya'yı çok seviyorum. Bir kere inanılmaz gelişmiş bir şehir. Gezerken, dolaşırken gördüm gerçekten. Kendisini çok geliştirmiş bir şehir ve Malatya insanlarını da çok severim bu arada. Bana böyle çok mert, dürüst, sıcakkanlı gelirler. Teşekkür ederiz. Ceylan Hanım, Türkiye'nin güçlü seslerinden biri olarak Malatya'yla ilgili peki neler düşünüyorsunuz? Mesela Kemal Sunal olsun, Ahmet Kaya olsun, bunları sizlere yakından tanıyorsunuzdur. Genel izleniminiz nasıl Malatya'yla ilgili? Onu da sizden alabilir miyiz? Yani dediğim gibi kendisini çok geliştirmiş bir şehir. İnsanlar da öyle keza. Bir kere buralar yollar, binalar gerçekten çok güzel. Böyle sanki bu tarafta bir şehirmiş gibi değil yani. Sanki İstanbul'a benziyor bence kesinlikle. Gayet güzel yani, çok hoş. Teşekkür ederiz. Ceylan Hanım, diğer sorum şöyle olsun. 14 yıldır sahnede olan bir isimsiniz. Türkiye'nin güçlü seslerinden biri olmak nasıl bir duygu? Yani çocukken sesimin ne kadar güçlü olduğunu ya da işte neler yapabileceğimi hissediyordum, biliyordum. O yüzden şeydim, böyle bir özgüvenliyim çocukken. Evet. Yani bu beni mutlu ediyor tabii ki de ama Allah'ın bir hediyesi, öyle diyeyim yani, benlik bir şey yok. Evet. Yetenek, doğuştan bir yetenek. Sonradan olmuyor bu kesinlikle. Doğru. Yani eğitim olmadığında asla olmuyor. Eğitim başka bir şey. Evet. Yani şükürler olsun, böyle bir sesim var ve dinleyenlerim var. Kendi yaşadığım duyguları ya da şarkıları hissederek, okuyarak onlara da yansıtıyorum. Evet. Neşelendiriyorum, üzümlendiriyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Teşekkür ederiz. Ceylan Hanım, türkü ve arabesk ağırlıklı eserler seslendiriyorsunuz. Evet. Çok güçlü sesiniz var. Peki opera söylemeyi düşündünüz mü veya opera ile ilgilendiniz mi öyle şimdi? Opera dinledim. Hatta Viyana'ya gittiğim zaman da orada bir opera konserine katıldım. Viyana'da yaşamış mıydınız yoksa? Yok, konsere gittim. Konsere gitmiştiniz. Evet, vakit olmuştu, beklemiştik. Evet. Bize çalan bir müzisyen arkadaş da kendisi operacıydı bu arada. Evet. Orada okuyordu yani aynı zamanda. O bizi davet etmişti, öyle gitmiştik. Ben çok beğeniyorum. Yapabilir miyim bilmiyorum ama dinliyorum yani. Güzel olan her şeyi, kullanmışken her şeyi dinliyorum. Teşekkür ederiz. Peki şöyle devam edeceğim size. Yeni projeler ya da üzerinde çalıştığınız projeler var mı Ceylan Hanım? Dün bir ilk single'ım çıktı buraya gelmeden önce. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Onun yanı sıra evet, hali hazırda devam eden. Geri dönüşler nasıl single'ınız zaten? Çok güzel gidiyor şu an, gayet iyi. Biraz İnşallah daha iyi olur. Evet. İnşallah. Yeni şarkılar da var ama onun yanı sıra. Evet. Konserlerden vakit buldukça stüdyoya giriyoruz. Teşekkürler. Her anınızda da buradan duymuş olurum. Evet. Evet. 14 yıldır sahnedesiniz. Sesinizi nasıl koruyorsunuz? Merak edenler olabilir. Mesela bu işe yeni başlayan olabilir, şan eğitimi alanlar olabilir. Sesinizi nasıl koruyorsunuz? Yani aslında özel bir şey yapmıyorum açıkçası. Su içiyorum sanki, alkol ve sigara kullanmıyorum. En büyük etken bu olabilir, evet, diye düşünüyorum. Uykusuz olduğum anlarda bile biraz enerjim varsa, sahneye çıkıyorsam uykusuz bir şekilde, bunun sebebi, çıkabilmemin sebebi yani alkol ve sigara olmamasıdır hayatımda. Evet. Böyle yani. Ama tabii hasta olduğum zamanlar benim de oluyor. Benim de sesim kısılıyor. Ne yapıyorum? Bir şey yapmıyorum açıkçası. Bol bol su içiyorum. Böyle bir şey de var. Böyle sahneye çıkmadan önce hasta olduğum zamanlar olur mesela. Sahneye çıktığım zaman bir anda her şey düzeliyor. Yani öyle söyleyebilirim. Ya inan sahnede ya. Evet, sahneye çıkınca iyileşiyorum yani. Evet. Bu da güzelmiş ya. Kesinlikle çok güzel. Evet. O Ses Türkiye deneyiminiz olmuştu. Evet, o, doğru. 2013-2014 galiba. 2010. Hangi yarışçılar vardı o dönem? Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, bir evet, de Gökhan vardı. Gökhan vardı. Peki, O Ses Türkiye formatı sizin hayatınıza neler kattı? O formatta mesela şöyle bir algı var. O formatta yer alan sanatçılar işte belli noktalara gelemiyorlar gibi.
böyle ön yargıyla bakanlar da oluyor, sevenler de oluyor ama başvuru sayısı da inanılmaz bir başvuru alıyor. Evet. Her sezon. Çok yüksek, doğru. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz ve sizin ağzınıza O Ses Türkiye neler kattı? Yani O Ses Türkiye'ye katıldığım için asla pişman değilim. Yani orayı deneyimlemelerini isterim arkadaşlarım. Genç arkadaşlar. Kesinlikle. Çok keyifli bir yerde. Evet. Asla pişman olmadım. Ben oraya çıktığım zaman zaten profesyonel olarak bu işi yapıyordum. Evet. Tanıyanlar vardı. Benim oraya çıkmamdaki amaç tamamen işte atıyorum 10 bin kişi tanıyorsak bir 10 bin kişi daha neden tanımasın? Beni dinlemeyen birileri mutlaka vardır. Onlar neden gelmesin? Onlar neden dinlemesin? Bu şekilde kazanmıştım. Bu şekilde de oldu işte bir yarı finale kadar geldim. Ben de orada bir şarkı... Hangi, çözünürlüğü kestim ama hangi şarkıyla katılmıştın, hangi türküyle? Dert Bende, Derman Sende şarkısıyla katılmıştım. O gün de çok hastaydım. Evet. Hatta Zonguldak'ta bir konserimiz vardı. Orada açık havada inanılmaz üşüdük yani. En son ben Kemal Çiçek'imin ceketiyle sahne yapmak zorunda kaldım. Böyle ateşler içinde gitmiştim ama gerçekleştirdim performansımı. Evri Güneş'i seçmişti. Sonra Evri Güneş'ten sonra beni Hadise almıştı bir eleme sonucu. Hadise'yle de bayağı bir devam ettik. Sonra işte yarı finalde de elendik. Yarı finalde? Ama gayet keyifliydi. Asla pişman değilim. Ama O Ses Türkiye'yle bir yere gelmedim tabii ki. O Ses Türkiye benim hayatımda bir macera, bir ana olarak kaldı. Sizin zaten sevenleriniz var. Hani çok daha öncesinden, 17 yaşından beri evet, sevenlisiniz, öncesinde de yapmış olduğunuz şeyler var. Tabii ki O Ses Türkiye ile bir şey olmadı ama o size bir şey olmuştur. Tabii ki de katkısı oldu. Katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Siz de aynı orada olmak çok güzel, heyecanlıydı aynı zamanda da. Yani gerçekten çok güzel. Yani orada da O Ses Türkiye ekranların arası görmek belki evet, birçok yani stanım yanlara da kesinlikle bir etki olmuştur. Amacımıza biz ulaştık yani, evet. Ha, ne güzel, eğer amacına ulaştıysa ne güzel evet, gerçekten. Şöyle devam etmek istiyorum. Yurt dışında konserler olacak mı? Konserler mi? Viyana konserinde olduğunu söylemiştiniz. Yakınlarda yurt dışında Almanya olsun, Münih olsun, orada sizi dinleyenler vardır muhtemelen. Yani birçok ülkede yani dinleyenler vardır. Hangi ülkelerde konserlerimiz olacak yakın zamanda? Ramazan öncesi Almanya'daydık zaten. İki ülkeye gittik orada. Onun yanı sıra yine Almanya var sırada. Viyana var. Eylül'de Amerika'dayım. Tarihleri bilmiyorum. Evet. 23 ve 24 sanırım galiba. Çalışıp biz yapacağız hatta. Gitmiştim daha evvel de oraya zaten. Evet. Orada yine buluşmuştuk sevenlerle. Yine gideceğiz onlarınızda. Böyle bir uçuşa gidiyoruz tabii ki fırsat buldukça. Ama Türkiye'deki konserler çok yoğun olduğu için işte orada yani bazen işte tarifimi vermeye çalışıyoruz oralara. Doğru. Sosyal medya hesaplarınızdan duyuruyoruz. Kesinlikle. Bütün konserlerimizde oradan haberdar olabilir. Teşekkür ederiz. Çok iyi mesela gençlerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Çok iyi mesela opera söyleyenler olabiliyor. İşte türkü söylüyorlar, işte kendini bir YouTube kanalı açıyorlar. Orada opera ile ilgilenen, konservatuar düşünen genç isimler de var, hani yetişkin insanlar da var. Bunlara ne gibi önerilerde bulunursunuz? Şen eğitimi, konservatuar, hangi eğitimleri almaları daha doğru olur? Nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Deneyimli bir isim olarak onlara da yol gösterip bir yol haritası çizersiniz, çok seviyorum. Yani elimden geldiğince. Ha. Ben hem alaylıyım hem eğitimliyim. Evet. Ama yani en büyük şey dinlemekten geçiyor. Ben hep Arapça şarkılar dinlerdim, Hintçe şarkılar dinlerdim, yabancı şarkılar dinlerdim. Kendimi Türkiye'deki iyi isimleri dinleyerek kendim böyle bir şeyler katmaya çalıştım hep, her zaman. Tabii ki eğitim şart mutlaka, nota vesaire ya da bir enstrümantal yani vaktiniz varsa mutlaka ayırın ve öğrenin. Benim öyle bir vaktim olmadı çalışmaktan dolayı. Ama en güzel eğitim insanın kendisine yapacağı şey dinlemek. Yani iyi isimler dinlesinler, iyi enstrüman çalanları dinlesinler. Bizim ülkemizde değil, başka ülkelerde şarkı söyleyen iyi sanatçıları dinlesinler. Kendilerine mutlaka bir şey katacaklardır. Kulakta kalıyor zaten. Kulağı varsa doğuşta zaten o kalıyor onda. Sonra bir zaman sonra o onda yeşeriyor, öyle değil. Yani aynısı bunu yapmaya başlıyor. Doğru. Peki böyle bir sıra yeteneği varsa, mesela çok iyi opera söylüyor değil mi? Yani çok iyi türkü söylüyor.
arkadaşlar, çevresi tarafından da böyle seviliyor. Şen eğitimi alması gerekiyor mu yoksa hani... Kesinlikle aslında. Zararı yok ki yani. Doğru. Yani faydası olur. Nasıl şarkı söyleyeceğini, nasıl problemi yaşamayacağını vesaire aslında. O zaman bu durumla daha iyi başa çıkabilirim mesela gibi gibi. Teşekkürler. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum size. Siz Türkiye'nin güçlü seslerinden, güçlü isimlerinden birisiniz. Rica ederim. Türkiye'de güçlü isimleri mesela sorsak, sokağa çıkıp sorsak, güçlü isimleri sayın desek, bu isimler arasında işte Sezen Aksu olabilir. Evet. Birçok isim sayarlar. Bunların biri de İbrahim Tatlıses olur. Yani bu isimler konusunda neler düşünüyorsun? Mesela Türkiye'nin güçlü isimlerinden biri İbrahim Tatlıses. Siz de Türkiye'nin güçlü isimlerinden birisiniz. Okullarda mesela gençlerden de yetişiyor. Kesinlikle. Neler düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Yani İbrahim Tatlıses zaten Türkiye için tartışılmaz bir ses ve yorumcu değer yani. Evet. Dedemiz babamız yani. Doğru. Sukar olarak söylüyorum, kesinlikle öyle. Bu yoruma kapalı zaten. Sizler için yine aynı şekilde. Evet. Yani gençlere bunlar aslında örnek bir nevi, bu işe yeni başlayanlara. Onları da dinleyip ya da onların hayat hikayelerinden de esinlenip yollarına bence devam etmeliler. Gerçekten yetenekleri varsa müzikten asla vazgeçmesinler. Zaten mikrofon öyle bir şey ki, yani şimdi mikrofonu alıp o sahne tozunu yuttuysanız eğer vazgeçmek çok da kolay olmuyor açıkçası. Her ne kadar yorulursak yorulalım, her ne kadar işimiz zor olursa olsun asla yani bir şekilde özlüyoruz, bir şekilde eksikliğini hissediyoruz. En basit Ramazan'da bir hafta dinlendik, hoş güzel, her şey hoş güzeldi ama sonra sıkıldık. Sahneyi özledik, insanları özledik. Yani bu yani iş dışında bir şey aslında. İnsanlarla enerji verip alıyorsunuz ve gerçekten çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok haklısınız söylediklerinizde. Peki, ne tür türküleri daha çok seviyorsunuz? Arabesk türküleri söylüyorsunuz. Her şeyi söylüyorum. Yabancı müzikle ilgileniyor musunuz? Söylüyor musunuz? Dinliyorum. Bir iki tane de böyle çocukken ezberlediğim şarkılar var tabii ki de. Öyle birkaç kere bir yerlerde söylemiştim. Allah'a kalsın. Peki, kimleri dinliyorsunuz daha çok? Yabancı ve Türk... Yani bildiğiniz isimler aslında. Yabancılarda işte Jennifer Lopez. Evet. Gibi işte bizim zamanımızda çocukken Ricky Martin vardı o zaman, evet. Çok severdim bu arada. Yani Türkiye'de de ben dinlediğim isimler İbrahim Tatlıses tabii ki de. Gençleri dinliyorum bu arada, yeni rap yapan şarkılar yapıyorlar. Evet, Hakim mesela isim ben de bu isimleri çok seviyorum, onları dinliyorum. Onun yanı sıra bayağı isim verdim, Dilinet sesini çok severim bu arada. Çok Funda Arar nasıl buluyorsunuz? Funda Arar çok güzel ama ben yani arabamda açıp dinliyor muyum? Hayır dinlemiyorum ama tabii ki de çok dinleyeni var, çok seveni var. Yani arabamda çok sık aslında böyle çok arabesk dinlemiyorum. Arabesk icra ediyorum ama çok dinlemiyorum. Eskiden daha çok dinliyordum belki de. Çocukken de türkü olarak işte Kubat dinlerdim. Zara dinlerdim. Kubat'ta geçtiğimiz günlerde Malatya'da konseri vardı. Kubat'ı çok severim. Ben de canlı var. Fırsatı buldum kendisi. Çok güçlü bir ses. Çok güçlü bir ses. Yani efsane. Tan'ı geçen gün gittim Harbiye'de dinledim. Bu arada şarkılarını söylüyorum zaten. Evet. Sağ olsun o da bize çok destek oluyor. Yani bu konuda bestelerin şarkılarını okumamıza izin verdiği için çok teşekkür ederim. Gerçekten efsaneydi. Büyük. Evet. Çok keyifliydi. Sibel Can'ı dinledim mesela. Gidip Harbiye'yi çok severim. Çok böyle. Teşekkürler. Peki, şöyle devam edeyim. Sizin söylemek istediğiniz şeyler var mı? Mesela, bunu gerçi sorularımızda yoktu ama pandemi döneminden geçtik biliyorsunuz. Evet, doğru. Çok pardon, çok özür dilerim. Çok zor bir süreçti. Müzisyenler açısından da öyleydi. Siz mesela bu konuda neler düşünüyorsunuz? Müzik sektörü zor bir dönemden geçiyor. Cevap vermek isterseniz. Tabii. Yani pandemi döneminde hepimiz çok zorlandık. Evet. Evlerdeydik. Bu iş en çok da bizi vurdu. Çünkü biz eğlendiren bir müzik işte yapan tarafız. Ve kalabalık oluyor konserlerimiz vesaire. Ya da başkaları işte bütün herkesin yaptığı işi yapan. Bu durumdan dolayı da en çok bizi etkilendik tabii ki de. Biz de artık hani son
demin izledik, son damlamı izledik. Gerçekten zor zamanlar yaşadık. Hani bizi geçtim, üstten arkadaşlar bize çalan, eşlik eden. Hepsi çok çok zor durumlar yaşadı. Çok şükür geride bıraktık. O sıralarda da hep YouTube'da bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben de üstten arkadaşlarıma bu şekilde destek olmaya çalıştım elimden geldiğince. Kendimin, yani ben hayatımı böyle idame ettirdim. Öyle diyeyim, YouTube'da idame ettirdim. Çok şükür maskeler kalktı artık. Evet. Sahnelerimiz çok güzel geçiyor. Geçen yıl zaten yine ufak tefek başlamıştık ama bu yıl tamamen bir yıldır hiç durmadan maşallah koşturduk, çalıştık, çalışıyoruz. İnşallah gitsin, bir daha gelmesin. Öyle diyeyim. Peki, biliyorsun ki müzik yasakları var. Evet. O konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani... Son bir olmuştu galiba. Evet, ama ben bu konuya katılmıyorum. Çünkü müzik yasağı hiçbir yerde yok. Hepimiz rahatça müziğimizi yapıyoruz. Doğru. Zaten ben böyle çok gece 2'lere, 3'lere, 4'lere kadar yapılan müzikten taraf değilim maalesef. Kendim zaten bu tarz müzik yapan, yani bu saatler aralığında çalışan yerlerde tercih etmiyorum. Evet. Genelde tercihim bu saatler. Yani makul saatler, insanların yemek yiyip, müzikle dinleyip saat 12-1 gibi evlerine girebilecek saatlerde çalışan mekanlarla ve konser yerleriyle anlaşıyoruz genelde. Dediğim gibi İstanbul'da zaten yani bu tarz bir yasağa uyan yok zaten. Hani müzik yasağı yok yani kısacası. Anladım. Zaten işte bulunanları da anlamıyorum. Hepimiz gayet haftanın 3 gün, 4 gün çalışıyoruz. Her gün çalışan da var. Müzik yasağı yok yani. Böyle bir şey yok. Buna katılmıyorum aslında. Teşekkürler. Böyle videodan bağımsız olarak söylüyorum. Böyle bir soru yok da aslında. Olsun. Yok. İyi ki. Yani ben katılmıyorum aslında. Zaten konuştuk. Ben de fikrimi söylemiş oldum. İyi ya, ben hani fikrinizi merak ettiğim için yani aklıma geldi, sormak istedim. Yani müziğimizi yapacağız birazdan güzel güzel. Evet. Yani teşekkür bir soru yok. Peki sizin söylemek istediğiniz şeyler var mı? Mesela müzikle olabilir, kendi kariyerinizle ilgili olabilir, gençlere vereceğiniz tavsiyeler olabilir. Siz neler söylemek istersiniz tam olarak? Sizden onu da almışsınız. Sahneniz çok yormak istemiyoruz. Yani çalışmak çok güzel bir şey. Her ne iş yapıyorsanız şayet tembellik yapmamalarını dilerim. Çünkü bizim gençlerimiz biraz artık böyle kolay para kazanma yönlerine gidiyorlar. Yapmayın bence. Böyle çalışıp, emek verip, yorulup kazandığınız para daha kıymetli, emin olun. Her şey bir anda da olmuyor bu arada. Ben bir 10 yıl önce, 15 yıl önce burada değildim. Ama sabır ettim ve vazgeçmedim. Çalıştım, devam ettim. Şimdi buradayım. Belki 5 yıl sonra başka bir yerde olacağım. Allah nasip ederse. İnşallah. Hayalim her yerde konser vermek. Allah nasip ederse kendime çok yakın görüyorum bu hayalde. Hayal demeyeyim de gerçekleştirmek istediklerim arasında diyeyim. Bugün biz dinleyenlere çok teşekkür ederim. Sizlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Malatya çok güzel. İnşallah yine en kısa zamanda geleceğiz. Sevgiler, saygılar, çok çok Malatya'ya geleceğiz. Yakın zamanda Kayseri Festivali olacak. İnşallah Kayseri Festivali'nde sizi görürüz. İnşallah. Bir de şunu sorayım size. Çok güzel bir söyleşi oldu. Teşekkür ederim. Sorudan ziyade. Ben sizden küçük bir rica da bulunabilir miyim? Tamam, tabii. Ercan şarkınızı çok seviyorum. Söyleyeyim mi? Evet. O Ercan şarkısını sizden çok kısa rica edebilir miyiz? Evet, söyleyeyim. Yine gözüm yollarda neredesin? Gündüzün gece oldu kederdeyim. Ah, bilemezsin kaç gece gelir diye bekledim. Gelmeyince derdime çok teşekkür ederiz, çok sağ olun, çok güzel bir söyleşi. İnşallah Malatya'da seyircilerinizden mutlu ayrılırsınız. İnşallah, eminim öyle olacağım. Alkışınız bol olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler.